Çağ TV ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Geride bıraktığımız yaz tatilinde vatandaşlarımızın neler yapabildiklerini soracağız. İyi seyirler diliyoruz. Tatile çıkabildiniz mi? Hayır maalesef. Fiyatlardan dolayı mı? Fiyatlardan dolayı evet. Peki tatil yerlerindeki fiyatları nasıl değerlendiriyorsunuz? Pahalı, çok pahalı. Yani ekonomik gerçekten yani şu anda yani yıkılmış bir durumda. Gerçekten çok zor. Geçen sene ben öbür sene hiç zorlanmıyordum ama bu sene gerçekten zorlanıyorum. Çok da pişmanım. Oyumu verdiğime de çok pişmanım. Tayyip Bey'e. Peki kışa hazırlık yapabildiniz mi? Yok. Asla. Kesinlikle değil. Eskiden kendi domates salçalarımı yapıyordum ama şu anda kesinlikle. Yani fiyatlar çok yüksek. Gerçekten yani. Zor bir dönem yaşıyoruz. Deprem bölgesinden geldiğim için tatilden daha öncelikli ihtiyaçlarımız vardı. Onları halletmeye çalışıyoruz. Yani tatil falan aklımızda öyle bir şeyimiz yok. Kışa hazırlık yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Gücümüzün yettiği kadar, karnımız doyuracak kadar bir şeyler alıyoruz yani. Ama geriye bir para artırmak veya bir gayrimenkul almak veya bir araba almak gibi bir hayalimiz yok. Geçen sene de aynı yere gitmiştik fakat aynı verimi alamadık. Onlar da kısmışlardı, biz de kıstık. Bir hafta değil, 3 gün yaptık. Bu sene 3 günlük yapabildik sadece. Yani hemen bir haftalık yaptığım tatili 3 güne düşürmek zorunda kaldım. Aynı fiyatı verdim siz hesabı. Geçen senekiyle idare edeceğiz. Yok, bu sene imkanım olmadı. Çok fiyatlardan dolayı iş temposundan. Fiyatlar çok yüksek. Onunla ilgili bir sıkıntı yok ama hani bütçesi olan çıkabiliyor. Ben vaktim olmadığı için çıkamadım. Kış hazırlık derken bizim için sıkıntısı yok. Ama tabii diğer halk için büyük problem. Hangi sene çıktık ki, öyle soralım mı? Daha doğru bir cevap olmaz mı? İnsanlar ne zaman çıkıyor? İnsanlar robot. Sabah kalkıyorlar, işe geliyorlar. Bütün gün çalışıyorlar, o yetmiyor. Ek işe gidiyorlar. Geliyorlar, yemek yiyorlar. Koyun gibi yatıyorlar. Ertesi gün yine aynı. Bu ülke şartlarında nasıl gidilebilir? Bir de uçuk kaçık. Yani bu turistlere yarıyor. Hiçbir zaman Türk vatandaşına yaramıyor. Bu hayat şartlarında paramızın bu kadar değer kaybettiği bir dönemde nasıl gidilebilir ki? Şuradan şuraya metrobüse ya da Marmara'ya binip bir yere gidemiyorsunuz. Yani 12 lira olmuş indi bindi, 10 lira olmuş öğrenci, Marmara'ya olmuş 22 lira. Nasıl gidilebilir? İnsanlar akraba ziyaretlerini unuttular, birbirlerine gidemiyorlar. Kışı yani herkes artık gününü çıkarsın, ayı çıkarsın diye bakıyor. Kış hazırlığı nedir? Unutuldu artık öyle şeyler. Yok güzelim, nerede yapacağız bu hayat pahalılığında? Her şey almış başını gitmiş. Mümkün değil, yapamadık yani. Berbat. Hiçbir değerlendirme yapamıyor. Her şey çok pahalı. Şu an 2 tane kızım var. Bir tanesini evlendireceğim. Düşünüyorum kara kara nasıl evlendireceğiz diye. Böyle mi olmalıydı yani? Hayatımız berbat. Yani bir alışverişe çıkıyoruz. 300-400 liradan aşağıya gelemiyoruz. Ve hiçbir şey yok. Bir öğünlük alabiliyoruz sadece. Hayır, hiç kışa da hazır değiliz. Ne yaza hazırız ne kışa hazırız. Bilmiyorum, Allah sonumuzu hayretsin. Şöyle söyleyeyim, ücretler konusunda Likya turuna gittik ama biz turu tercih ettik. Otele gidemedik maalesef. Çünkü oteller geçen yılla bu yıl arasında yaklaşık bir 3 katı fiyat artışı var. Bazı oteller daha çok Ege bölgesine doğru bir 5 katı artış oluyor. Maalesef bütçemiz ona yetmedi. Turla 3 günlüğüne gittik. Tabii aynı konforu sağlayamadık ama hiç gidemeyen çok insan var çevremde. Fiyatlar dolayısıyla değerlendiremiyorum. Çok ciddi bir artış var. Yani ya aslında bu İstanbul için de geçerli. Sadece tatil yerleri için değil, İstanbul'da hiçbir şey el değmiyor. Yani, yani fiyatlar konusu bence düşmeyecek, böyle gidecek. Hatta daha da kötü olacak. Hiçbir umudum yok benim bu konuda o yüzden. Yani mont 2 sene önce almıştım, onu giyeceğim. Yapacak bir şey yok şu anda. Yani bunun, yani ben bir çalışanım, kötü de aslında kazanmıyorum. Ama gidip de bir monta 10 bin lira veremem. Elimde olanı değerlendireceğim. Şu an öyle gözüküyor. Bence insanların hani benim kadar kazanmayıp da bu duruma gelmesine çok büyük bir payı var. O yüzden onlar düşünsün ya. Bir montum var yeterince. Tatile hiç hayatım boyunca gitmedim. Kültürümde öyle bir şey yok. Mardinliyim ben. Bizde öyle tatil şey olmadığı için o ihtiyacı hissetmedim. Fiyatlar çok aşırı pahalı. Kendim durumum kötü olan bir insan değilim. Etkilenmiyorum. Mesela sabah sigara aldım. Olmuş 51 TL'mi 55 TL'mi ne öyle bir şey. Beni etkilemiyor ama sigara yüzünden sırf ağlayan muhabbeti sigara olan 50 tane muhabbete denk gelmişimdir. İnsanlar çok perişan. Bekarım, tek başıma yaşadığım için herhangi bir eksiğim de yok. Maddi sıkıntım olmadığı için benim öyle bir hazırlık yaptığım gibi bir derdim yok. Ama genel ülkenin durumunu soracak olursanız insanlar intihar edecek seviyedeler. Çok kötü bir durumdalar. Bunun da 2 tane nedeni var. Cahil bir toplum olduğumuzdan dolayı bu lafta klişe oldu. Biraz ben de bu topluma dahilim. Bunlar gibi birisiyim ben de. Bir dini duygular, bir milli duygularla oynandıktan sonra gerisi teferruat olmuş oluyor. O ayaklarla kendileri artık ne yapıyorlarsa ekonomiyi çöpe taşımışlar. İnsanlara bu 2 duygu üzerinden kabul ettiriyorlar. Herhangi bir problem yok. Onlar halinden memnun ki böyle diyorlar yani.
yapmadık. 18 senelik yapmadım. Eşim gazi, çıkamıyorum, gidemiyoruz. Fiyatlar iyice, piyasalar boş, aldı başını gidiyor maliyetlerden dolayı. Hakkımızdan hayırlısı neyse olsun. 3 tane çocuk okutacağım, şimdi kara kara düşünüyorum. Allah yardımcımız olsun. Evet, şu anda tatilde bulunmaktayım. İstanbul'a geldim, evet. Ordunya'dan geliyorum. Benzin fiyatları her gün tabii ki de alıp başını gidiyor ama mecburiyetten düğünümüz vardı. Onun için gelmek zorundaydık ve geldik. Benim için her zaman tatil. Ben zaten hani tatil bölgesinde oturuyorum. Karadeniz'de yaşıyorum, Ordunya'da. Yeşillik, deniz, havuz zaten ayağımın dibinde. O yüzden çok fazla farklı bölgelere gitme tercih etmiyorum açıkçası. İstanbul benim için her zaman bir tatil yeri gibi olmuştur. Değişik yerlerini gezmek, görmek, farklı yerlerde takılmak hoşuma gidiyor. O şekilde değerlendiriyorum tatili. Yani İstanbul tabii ki hani kendi yaşadığım yere göre İstanbul daha pahalı bir şehir. Hani o yüzden zaten İstanbul'da 10 sene kaldım ben. İstanbul'da 10 sene kaldıktan sonra kendi yaşadığım şehire döndüm. Ama her zaman İstanbul'u özlemişimdir. Her zaman İstanbul'da takılmayı sevmişimdir yani. Ama buranın pahalılığı tabii ki apayrı yani bizim yaşadığımız yere göre. Kışa hazırlık, yani şu anda daha mevsim sonundayız. Kışa hazırlık yapmam için bir şeyim yok. Her şeyim var çok şükür. Hani herhangi bir eksiğim yok. O yüzden hani alabileceğim bir şey yok yani. Yok, bu sene yapmadım. Hem fiyat hem de bebekten dolayı. Ama ciddi bir sıkıntı var yani. Ama şöyle söyleyeyim yani pek tatil olacak bir şey değil. Yani kritik gibi de benim için tanıdıklarım yani. Akşam böyle Sapanca taraflarını düşünüyorum. Yok, hiçbir şey yok şu an. Valla ben geçinebiliyorum çok şükür ama yani hiç geçinemeyen, yani şu an gerçekten çok bunalarken çok çevrem var yani. Yani çok şükür benim durum yani yetiyor. 2 tane çocuğum var ama yine de böyle sınırı sınır gidiyorum yani. Çok az sayılır yani. Köye gittim memlekete, sonra tekrar eve geldim. Ben Nevşehir'e, yani arabamıza gittik. Çok pahalı. Cidden çok pahalı olduğunu düşünüyorum. Çok yüksek bence. Marmaris'e gittim, yazlık var orada bizim. Yeni bileti arabalı 800 lira. Bir de yolcu başına 80 lira alıyor. Baya pahalı. Tatil yerlerine de pahalı. Tuzlu geliyor yani. Eskiden daha rahattı tabii. Her şey daha ucuzdu. Alışveriş yapmadım ben. Biraz daha sezonun bitmesini bekliyorum. Yani pek yapamadım. Genelde memlekete gittim sadece. Onun dışında da evde geçirdim. Arkadaşlarım kitap falan okuduk. Kitap date yaptık. Öyle geçti tatil böyle. Piyasaya göre normal sayılır ama ekonomiye göre pahalı. Evet değerli Yayın Çağ TV izleyenleri, yaz tatili dönüşleri başladı. Bizler de vatandaşlarımızla yaz tatilindeki fiyatları tartıştık. İyi seyirler diliyoruz.